Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, 2025 KPSS Tayfa. Hoş geldiniz. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Boğa ben. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Umarım herkesin keyfi çok yerindedir. Şeyda hocam çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Yağmurlu bir Ankara günündeyiz arkadaşlar. Hava çok serin, çok mutluyum. Sizinle yeniden bir araya geldiğim için çok çok mutluyum. Sizler de umarım çok iyisinizdir. Aramızda kayıtlı öğrencilerimiz de var sanıyorum. Bu seminer sistemi tanıtan bir seminer olduğu için kayıtlı öğrencilerimizin katılım zorunluluğu yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kayıtlı öğrencilerimiz seminerimizden ayrılabilirler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O halde biraz tanışıp kaynaşalım istiyorum. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümlerden mezun? Hangi sınavlara giriyorlar? Biraz bahsedin bakalım. Evet Şeyda hocam, kayıt olmak isteyenler seminerimizde kalabilirler. Kayıtlı öğrenciler zaten bu sistemden faydalandıkları için kayıtlı olan öğrencilerimizin seminerimizi dinlemelerine gerek yok. Hangi bölümlerden mezunuz? Nerelerden katılıyoruz? Hadi hızlıca bir tanışma kaynaşma faslı. Ece hocam fen bilgisi öğretmenliği okuyor. Çok güzel. Sinop'tan katılıyor. Yoğunluklu ÖABT tayfa mı var şu anda? Başka kimler nerelerden katılıyor? İngilizce öğretmeni Şeyda hocam. Bu yıl kendimi denemek için öğresine girdim. Fatma hocam Konya'dan katılıyorum. Çocuk gelişimi bitirdim. Fatma hocam ÖABT'ye girecek misin? Formasyon aldın mı? Uzmanlık için mi gireceksin? Nida Onur hocam Çeko okuyor Kocaeli. O full öğrenci tayfa. Yani şu an buradaki seminerdeki olan öğrencilerden birçoğu ilk kez girecek galiba. Sınavı deneyimlememiş öğrenciler olduğunuzu tahmin ediyorum. Fatma hocam eğer formasyonunuz yoksa bu yıl sınava girebilirsiniz. Seneye uzmanlık için sınav yok. Bilginiz olsun. Sıla hocam da Çeko mezuna. Bir tane daha Çekomuz var. Nida Nur hocamla Sıla hocam ikisi de Çeko. Biri Kocaeli'de, biri Muğla'da. Şeyda hocam da çalışarak ilk kez hazırlanıyor. Çok güzel. Yani şu an sınavı neredeyse ilk kez deneyimleyecek ve sınavı çok tanımayan bir kitleyle bir aradayız diyebilir miyim? Diyebilirim galiba. Çok güzel. Peki arkadaşlar ufaktan başladık mı çalışmalara? Şu an 25 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir start verdiniz ya da vermeyi düşünüyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ece hocam diyor ki hocam başladık. Başka? Okul öncesi öğretmeni Kübra hocam çok güzel. Başka başlayan yok mu? Sıla hocam genel kültürle başlamış. Çok güzel. Yani aslında sıfırız gibi kabul ediyorum. Çünkü dediğim gibi çoğu öğrenci ya çok eski mezun, hani şu ana kadar çok nitelikli dolu dolu bir çalışması olmamış ya da zaten yeni mezun olacak son sınıf ya da mezun değilse bile çok detaylı çalışmadığı için şu an sıfır gibi kabul edebiliriz. Pek bir bilgim yok. Başlayacağım en kısa zamanda. Nereden başlayacağımı bilemedim. Doğru adrestesin Nida Nur hocam. Tek uzamla başlamanı öneririm. Birazdan bahsedeceğim sistemden zaten. Fatma hocam halkla ilişkilerin de alımı yok 25'te. O da 2026. Hocam öyle bir atanmak istiyorum ki derece yapmak istiyorum. Şeyda hocam seni kucaklıyorum. Doğru adrestesin. Bizimle derece yapman çok kolay. Hele ki İngilizce. Çok seviyorum. Yani ben kendim bireysel olarak İngilizce alanını çok seviyorum zaten. Çok fazla İngilizceden, okul öncesinden, A grubundan, uzmanlık müfettişlik kadrolarına, kaymakamlık hakimlik kadrolarına dahi atanan yaklaşık 10 yılda o kadar çok öğrencimiz oldu ki arkadaşlar doğru adrestesiniz. Ve şunu peşin peşin konuşalım. Yani 2025 için eğer kolları sıvıyorsak destek şart arkadaşlar. Yok ben YouTube'dan çalışacağım, kitaptan, kaynaktan zor yolu seçersiniz açık söyleyeyim.
Ve ben yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Kendim de bir öğretmenim. Birçoğunuz da meslektaşım hatta. Okul öncesi benim de alanım. Çok uzun süredir koçluk yapıyorum. Sistemde çok önemli bir görevim var. Rehberlik görüşmeleri yapıyorum. Tek başına çalışan bir öğrenci süreci riske atıyor. Haberiniz olsun benden söylemesi. Şimdi her şeyin önünde inanç ve motivasyon var. Bizim motivasyonumuz arkadaşlar bir ihtiyaçtan doğuyor. Nasıl mı? İhtiyaçlarımız eylemlerimize sebep oluyor. Yani bir ihtiyaç varsa bu eyleme dökülüyor ve bu davranışlar sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu sağlıyoruz arkadaşlar. O halde ders çalışma davranışınızın sizi KPSS'ye yönlendiren o güdünün kaynağı nedir? Sebebi nedir? Sizce siz neden ders çalışacaksınız? Ders çalışarak neyi karşılayacaksınız? Sizin ihtiyacınız nedir? Herkesten yanıt bekliyorum. Peki Şeyda hocam atanınca ne olacak? Yani atanmayı neden istiyorsun? Mutlaka bir sebebi vardır. Yani içten seni bir şeyin güdülemesi lazım. Ekonomik özgürlük diyor Ece hocam. Evet başka? Özel sektörde çalıştım. Çok zor, mobbing vesaire. Tamamen duygusal. Rahat ve gelecek için özel sektör baskısı istemediğim için. Aslında birçoğunuzun teşviki olumsuz arkadaşlar, farkında mısınız? Bunlar sizi motive etmez. Olumlu. Mesela ben öğrencilerime kavuşmak istiyorum. Hayatım boyunca güzel örnek olmak istiyorum. Öğrencilerime İngilizceyi sevdirmek istiyorum. Tarihi Türkçeyi sevdirmek istiyorum. Böyle idealleri olanlar yok mu? Evet. Bakın benden size söylemesi psikolojiden anladığım için söylüyorum. Eğer somut bir şeyi, ya yani mesela para. Para nedir? Somut bir şey. Ya da ben bu kupayı almak için buradan işte ulusa gitmek istiyorum. Somut şeylerde arkadaşlar motivasyon hızlı olursunuz, hızlı düşersiniz. Ama soyut ve bunun devamlılığı olması. Ya yani mesela sen buna ulaşınca ne olacak? Ulaştım bitti mi? Hayır. Daha sürece yayılan şeyler seni sürekli motive eder, sürekli dik tutar. Mesela ben atandığım yeri keşfetmek, orada yeni insanlarla tanışmak, orada her gün farklı yeni güzel duygular yaşamak istiyorum. Bak bunun bir başlangıcı ve sonu yok, doğru değil mi? Yani bu seni her gün heyecanlandırır. Ama ben işte para kazanmak için atanmak istiyorum. Tamam, kazandın, sonra ne olacak? O yüzden lütfen motivasyon kaynaklarınızı doğru seçin ve şunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Dış kaynaklardan motive olmayı artık yavaş yavaş beklemeyi bırakmalısınız. Çünkü ne benim söylemim ne dışarıdaki anneniz, babanız, hocanız, koçunuz söyler. Kısa sürede yükselirsin, kısa sürede düşersin. Asıl motivasyon içten gelir. Yani kişi aslında en güzel kendini motive edebilir, bir başkasına değil. Bu da kendini tanımakla bağlantılı bir durum. Mekki hocam hoş geldin. Sen de kayıtlı öğrencisin sanırım. Bu seminer kayıtlı öğrencilere özel bir seminer değil, bilgin olsun. Ve 25'e özel bir seminer. Sonra söylemedi demeyin arkadaşlar. Kayıtlı öğrenciler seminerimizden ayrılabilirler. Şimdi geldim. Bizim hedefimiz 2025, bizim hedefimiz KPSS'de derece yapmak, bizim hedefimiz atanmak. Şu anki mevcut seviyeniz arkadaşlar, eğer ki sizin ihtiyacınızı yani size hedefinize ulaştıracak netleri, size hedefinize ulaştıracak sonuçları getirmiyorsa, bunu karşılamıyorsa sadece o sonuca ulaşmayı istemeniz yetmiyor. İş artık eyleme dökme vakti. Yani her ne yapacaksınız? Bir kitap mı alacaksın? Bir kursa mı yazılacaksın? Bir program mı yapacaksın? Her ne yapacaksan ilk adımı atman gerekiyor. Eyleme geçmek ve ihtiyacın peşinden gittiğinizi görmek arkadaşlar size çok büyük bir moral ve güven verecek. Motivasyonunuzu zaman kaybetmeden yükseltin. Çünkü artık Temmuz'un ikinci yarısını da geçtik. Yakında Ağustos'a gireceğiz ve Eylül'de zaten herkes başlıyor. Senin herkesle aynı anda değil, senin herkesten önce başlaman gerekiyor. O yüzden şu an tam da karar verme, şu an tam da ders çalışma vakti. Ve ders çalışmaya başlamak için kendinize koyduğunuz hedef yani bir dershane, kurs, uzaktan eğitim, tek uzem,
Kitap, deneme, program ya da her neyse, zihninizde planladığınız o ilk startı vereceğiniz eylem her neyse, bunu lütfen bugünden itibaren yapın. Başlayın ki ben de size bu noktada yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlarım, karşınızda öğrencimiz Zeynep. Zeynep popüler bir öğrenci bu arada. Derece yapmış bir öğrenci. Hatta YouTube'da da videoları var. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu öğrenci nasıl derece elde ettiğini YouTube'daki yayınlarında ya da söylemlerinde, açıklamalarında diğer öğrencilerle paylaşıyor. Ve Zeynep diyor ki, ben diyor derece elde ettim ama diyor nasıl bir programla derece elde ettim? İşte tam olarak şöyle bir programla derece elde ettim. Her dersten ayrı ayrı not tuttum. Her gün en az 300 tane soru çözmeye gayret gösterdim ve çözdüm. Bütün konuları en baştan en sona kadar dinledim. Her gün günde tam 10 saat çalıştım ve böyle bir programla sürecin başından son güne kadar çalışarak derece elde ettim diyor. Evet, Zeynep'i tebrik ediyoruz. Bilmem. Herkes ister ki dereceyle atanayım. Ve karşınızda Orçun. Orçun da bu arada Zeynep'i tanıyan, takip eden, aynı sınava hazırlanan farklı bir öğrenci. Orçun Zeynep'in videosunu izliyor, derece yapma videosunu. Onun derece yaptığı programı birebir aynısını hazırlıyor. Yani 300 soru mu, 300 soru, 10 saat mi, 10 saat. Bütün konuları baştan sona mı çalışmış? Ben de baştan sona çalışacağım diyor. Başta uygulamak ağır geliyor. Sonra kendini zorluyor. Öyle ya da böyle kendini zorluyor. Aynı programa uyuyor. Sınava giriyor. Sonuçlar açıklanıyor. Orçun'un bırakın derece yapmayı, Orçun sınavı kazanamıyor arkadaşlar. Orçun atanamıyor. Ama peki akıllarda şu soru işareti yok mu şu an hepinizin? Orçun neden başarısız oluyor? Sizce? Yanıt bekliyorum herkesten. Birçoğunuzun şahit olduğu bir tablo bu. Belki de geçen yıl siz Orçun'dunuz. Evet Şeyda hocam, değil mi? Aklın yolu birdir. Program Orçun'a uymamış. Ece hocam diyor ki motivasyonu eksik olabilir. Ece hocam, şu an buradaki kısım program. Bak, motivasyonla ilgili bilgi vermiyor bize. Yani Zeynep çok motiveydi, Orçun hiç motive değildi demiyor. Aynı programı uyguladılar diyor. Biri dereceyle kazandı, biri kazanamadı. Neden? Aynen öyle. Mekki hocam çok güzel bir yere değindin. Çünkü Orçun Zeynep değil. Aynen öyle. Öğrenmede bireysel farklılıklar var. Aynen öyle. Herkesin programı kendine özel olmalı. Aynen öyle. Peki akıllarda o soru. Hocam Orçun nasıl çalışmalıydı? Ya da Zeynep nasıl bir program hazırladı ki derece elde etti? Ben Orçun olmak istemiyorum. Ben Zeynep olmak istiyorum. Ben derece elde etmek istiyorum. Ben kazanmak istiyorum. O zaman benim programımda neler olmazsa olmaz dediğinizi duyar gibiyim. İşte yanıtları. Arkadaşlar, programınız verimli olmak zorunda. Verimsiz bir programla çalışıyorsanız bırakın. Hiç çalışmayın, çok daha iyi. En azından zamanınız size kalır. Seviyenize uygun olmalı. Şu an eminim içinizdeki birçok öğrenci seviyesini bilmeden random başladı. Mesela içinizde YGK'dan başladım diyenler vardı. Nedeni yok. Oradan başlamak istediği için başladı. Yani seviyesini her derste ölçüp de benim bu dersten başlamam gerekiyor demedi. Oradan başlamak istedi, oradan başladı. Yani tamamen sistematik dışında, yani tamamen random. Bugün bunu çalışmak istiyorum, çalışırım. Buradan soru çözmek istiyorum, çözerim. Buradan konu dinlemek istiyorum, dinlerim. Herhangi bir referans noktanız yok arkadaşlar. Bu çok büyük bir eksiklik. Referans noktası her öğrencinin kesinlikle seviyesi olmalı. Seviyenize uygun çalışmadığınız sürece de çalışmanızın hiçbir katkısı olmayacak. Ve tabii ki de bir derece öğrencisiysen eğer, sen vazgeçen, bırakan, bir gün çalışan, 10 gün çalışmayan bir öğrenci olamazsın. Senin programın sürekli olmalı. Senin programın sürdürülebilir olmalı. Öz disiplin düzeyine uygun olmalı. Sen bir kere o kadar disiplinli, o kadar seni teşvik eden bir programla çalışmalısın ki her gün bugün acaba ne çalışacağım demelisin. Her gün bu masanın başına istekli ve güler yüzle oturmalısın. Ve en önemli kısım arkadaşlar, bir çalışma programının olmazsa olmazı sonuçtur. Bak, insan psikolojisinde şu vardır arkadaşlar. İnsana bir şeye bir motive edersin.
Ya da çok yüksek olumlu şeylerden bahsedersin. O şeyi başlatırsın. Yani buraya oturdum diyelim ki ben. Beni motive ettiler. Ben oturdum. Şu an herhangi bir iş yapıyorum. Ders çalışıyorum, kitap okuyorum, makale yazıyorum ya da bir seminer yapıyorum. Yani bir şey yapıyorum, değil mi? Şu anda bu yaptığım şeyin adı bir iş, bir eylem. Bunu yaptım. Bunu ikinci kez bana yaptırman için bu yaptığım işin sonucunu, bana katkısını göstermen lazım. Yarın ben aynı bu yere gelmem için bugün yaptığım işin faydasını görmem lazım. Program da böyle. Mesela neden öğrenciler dönemin en başında Eylül ayında harıl hurul çalışırken Ocak ayında çalışmıyor? Neden olabilir? İlerlemesini görmediği için, bak ilerlemeni görmediğim bir şey de kara gözle gözünü karartıp hayır ben görsem de görmesem de oturacağım diyemezsin. Bu psikolojiye aykırı bir durum. Çocuklarda bile ki ben okul öncesi öğretmeniyim, çocuk eğitiminde bile mutlaka bir ödül ceza kavramı var. Bunu başarılı yaptın, tebrik ederim. Bu etkinliği tamamladın, çok güzel. Bu konuyu öğrendin, harika. Sıradaki konuya geçebiliriz gibi bir feedback kesinlikle arkadaşlar şart. Ama sizin kendi hazırladığınız programda ya da gidiyorsunuz X dershanesine, Y uzaktan eğitimine, Z etüt merkezine, Q kurs merkezine gidiyorsunuz. Buraları tercih ediyorsunuz. Burada size sonuç belirten bir rapor yok. Gidiyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun. Ya da kütüphane. Gittin, günde 5 saat çalış gel. Yarın yine gittin gel. Yine gittin gel. Netlerin artmıyor. Seni kim götürebilir bir daha oraya? Gider misin? Gitmezsin, değil mi? İsminizi tam okuyamıyorum ama isminiz Besim acaba? Yazan öğrencim. Besime. Tamam, Besi olarak yazmışsınız. Besime hocam, seminerin akışını ben belirliyorum. Seminerde kalmak istiyorsanız kalabilirsiniz. Zamanı gelince o kısma da geleceğiz. Şu an buradaki öğrencilerin benim verdiğim bilgilere ihtiyacı var. O yüzden bölmezseniz çok mutlu olurum. Geliyorum, kaldığım yerden devam ediyorum. Sürekliliği kesinlikle devam etmeli. Yani ben bir gün çalıştım 10 saat, yarın çalıştım hiç. Öbür gün çalıştım 3 saat. Bir ay çalıştım, kendimi kastım. Diğer ay çalıştım, hiçbir şekilde çalışmadım. Bu kesinlikle verimli bir yöntem değil arkadaşlar. Ve en önemli olan kısımlardan biri öğrenme yapınıza uygun olmalı. Yani sizin bir öğrenme yapınız var. Bunu biliyoruz değil mi? Çoğunluğumuz öğretmen olduğu için söylüyorum. Evet, aramızda ÇEKO mezunları, İBF'ler de var. Onlara da ben çok kısa zaten birazdan özetleyeceğim. Arkadaşlar, öğrenme yapısı dediğim kavram belki çok yabancı olduğunuz bir kavram olabilir. Hani eğitim fakültesi dışındaki ya da formasyon almayan öğrenciler için söylüyorum. Belki bana şunu da diyebilirsiniz. Hocam nedir ki bu öğrenme yapısı? Yani neden bu kadar önemli ki derece yaptırıcı programın içine bile koyacak kadar önemli olan şey nedir diye soruyor olabilirsiniz ki çok haklısınız. Arkadaşlar, öğrenme yapısı sizin tamamen hangi derse nasıl çalışmanız gerektiğini belirleyen, hatta ne kadar sürede tekrarlara geçmeniz gerektiğini, hangi periyotlarda mola vermeniz gerektiğini bile belirleyen çok önemli bir kısım. Tıpkı parmak izimizi düşünün. Bu dünyada milyarlarca insan var. Her birinin ikizlerin dahi, kardeşlerin dahi parmak izleri birbirinden farklı, doğru değil mi? Ve nasıl parmak izleri farklı? Her birinin farklı mizaçları, hedefleri, karakteristik özellikleri, fiziksel özellikleri varsa siz bu sınava giren 4 milyon, 5 milyon öğrenciden sadece birisiniz. Ve sizin de diğer bütün öğrencilerden ayrılan özellikleriniz var. Yani Şeyma'nın örnek veriyorum öğrenme yapısı görseldir. Ya da Ayşe'nin öğrenme yapısı işitseldir. Ahmet çok çabuk unutabilir. Mehmet çok streslidir. Bunlar sizi birbirinden ayıran özellikler arkadaşlarım ve derece yaptıracak programın en olmazsa olmaz özelliği kesinlikle size özel, kişiye özel olmalı. Çünkü dediğim gibi siz 4 milyon, 5 milyon öğrenciden yalnızca birisiniz ve sizin tek rakibiniz kendiniz. Kendinizden sorumlusunuz. Kendinizi tanımadan, seviyenizi bilmeden, öğrenme yapınızı bilmeden, ihtiyaçlarınızı tespit etmeden hazırlanan bir programdan kesinlikle verim alamazsınız. O yüzden programın birinci koşulu merkeze kendini alacaksın. Sana özel hazırlanacak bu program. Ve sizin
ricam arkadaşlarım. Bundan sonraki artık yeni bir sürece geçiyoruz. 25 için birçoğunuz araştırma halinde, çalışmalarına kısmen başlayan var, başlamayan var, yeni başlayacak olanlar var. Çalışırken lütfen ders atlamayın arkadaşlar. Bu çok yapılan bir şey. Çok karşılaşıyorum ve genelde koçluk görüşmelerimde, öğrenci görüşmelerimde de öğrenciler biraz daha böyle pazarlıkta yapıyorlar açıkçası. İşte öğrencim Türkçe öğretmeni, hocam ne olur bana matematik çalıştırmayın diyor. Neden diyorum? Çünkü benim temelim yok. Tamam, gel temel atalım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen bilmiyorsun zaten, biz biliyoruz. Bunun için kayıt oldun. O zaman tamam diyor. Ama bu öğrenci mesela kendisi çalıştığında matematiği yok sayıyor. Matematik yapmadığında ölçme ve değerlendirme de gitti mi gitti. Sayısal mantık gitti mi gitti. Geometri gitti mi gitti. Senin kaybın nereden baksan 50 soru. Yani bizim çalışırken ders atlama gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. O yüzden lütfen ben şu derse çalışırım, buna çalışmam, bu kafadan, bakın daha dönemin başındayken söylüyorum bunu. Çıkın, bu kafadan çıkın. Her dersi çalışacağız ama seviyemize göre çalışacağız. Yani paragraf çok sıkıcı, vatandaşlık çok karışık. Bu tarz olumsuz söylemlerden vazgeçeceğiz. Çünkü eğer atanmak istiyorsak, KPSS'den yüksek bir puan almak istiyorsak, bütün eksik olduğumuz konulara çalışıp eksikliklerimizi tamamlayacağız. Çünkü şu an sınava yeteri kadar yaklaşık 11-12 ay gibi süreniz var. Herhangi bir şeyi elemeye, herhangi bir konuyu önceliklendirmeye sizin şu anda ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ve sizden ricam, kendinizi bunaltacak kadar ağır bir program yapmayın. Yani şu an ben Temmuz ayındayım. Hocam 10 saatle başlayacağım diyor. Ne gerek var? Şu an buna gerek var mı sizce? Ya da şu an 10 saat çalışan bir öğrenci Eylül ayında kaç saat çalışacak arkadaşlar? Gerçekçi yaklaşalım. Ben bir yıl boyunca 10 saat çalışabilir miyim her gün? Bu gerçekçi bir beklenti mi? Çok sıkılır insan, kesinlikle öyle. Ve sıkılmayı da geç. Mesela sen günde 10 saat çalıştın. Bütün konularını erkenden bitirdin. Sana bir özgüven geldi değil mi Şeyda hocam? Dedin ki ben herkesten öndeyim. 3 ayda bütün konularımı bitirdim. Ben kesin atanacağım. Ne olacak? Bu senin omuzlarına bir rehavet katacak. Ben öndeyim, ben bitirdim, 10 saat çalıştım. Geriye kalan 9 ayda ne yaptın? Öyle baktım, bakmadım, girdim, girmedim. Yani sen enerjinin ve zamanının çok büyük bir kısmını henüz dönemin başındayken harcadığın için asıl sürecin sonunda ihtiyacın olan o enerji ve zamanı kaybettiğin için çok böyle imen yükseliyor, gittikçe düşe düşe gidiyor ve sınavda istediğin sonuca ulaşamıyorsun. Ve lütfen arkadaşlar sizden ricam, ders çalışmak demek sadece oturup konu anlatımı dinlemek ya da dershanede gidip ders dinlemek, canlı derse kayıt olup canlı derste konu konu harıl harıl çalışmak değil. Ders çalışmak demek konu anlatımı kadar bitirdiğin konuları ihtiyacın olduğu zaman yeniden tekrarını da yapmak demek. Yani bu yüzden eğer bir çalışma programı hazırlayacaksanız kesinlikle unutma hızınızı ölçüp kaç günde bir unutuyorsanız unutacağınız zamana yeniden öğrendiğiniz konuların tekrarlarını ekleyin. Çünkü unutmayın ki bilginin sigortası eşittir tekrardır arkadaşlar. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulur. Çünkü zor olan şey bir bilgiyi öğrenmek değildir. O bilgiyi sınava kadar aynı sıcaklıkta, aynı tazelikte tutmaktır. Asıl marifet budur arkadaşlar. Yoksa sen Eylül'de öğrendiğin üstü sayılar konusunu önümüzdeki yılın Ağustos'una kadar nasıl aklında tutacaksın? Tekrar olmasa. Tutamazsın değil mi? Bu gerçekçi bir beklenti olmaz. Ve lütfen kendinize hedefler belirlediğinizde, o hedefi tamamladığınızda büyük ya da küçük hiç önemli değil, kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin, unutmayın. Az önce de söyledim, bu çocuk gelişiminde, öğrenci eğitiminde de kullanılır. Ödül ve ceza, bunlar insanı inanılmaz harekete geçiren şeylerdir. Biz de bu sınavın öğrencisiyiz. Evet, kendimiz öğretmeniz ama ben bu sınava hazırlanıyorsam direkt zihnim diyor ki sen bir öğrencisin. Hemen o öğrencilerin psikolojik bunalım
sorunlarına, buhranlarına mental olarak giriyorum. Buna girmemek için arkadaşlar, öğretmen olarak bildiğimiz bilgileri kendimize uygulamamız gerekiyor. Bütün hafta yoğun bir tempo ile çalışma programına eğer tamamen uyduysan, kendine mutlaka zaman ayır. Bu zamanda ister arkadaşlarınla buluş, ister istediğin bir filmi izle, ister sadece otur boş boş dur, zihnini dinlendir. Hiç önemli değil. Küçük ya da büyük kendine ödüller ver. Çünkü KPSS arkadaşlar, evet strateji sınavı, evet bilgi, evet yorum, evet ezber, evet bunların hepsi var sınavın içinde. Ama KPSS en çok da arkadaşlar psikoloji işidir. KPSS kendine inanç, kendine güvenenlerin işidir. Bu sınavda bu öğrenciler başarılı oluyor. O yüzden psikolojimizin dinamizmini korumak için de hiçbir sınav bizden asla değerli değil. Evet kazanmak istiyorum ama merkezde yine kendim varım. Eğer bir hedefi tamamladıysam ödülümü alacağım. Önümüzdeki hedeflere o şekilde bakacağım. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Ders çalışma programı hazırlarken arkadaşlar, derslerdeki seviyelerinizi göz ardı etmemelisiniz. Yani senin bir derste seviyen çok ilerideyse ileri seviyeye uygun bir program yapmalısın. Başka bir derste seviyen çok temeldeyse, çok alt kategorideyse o derse uygun bir program yapmalısın. Hatta bir örnek verelim. Siz de katılın benim örneğime. Şeyda Hocam üzerinden örnek vermek istiyorum. İngilizce öğretmeniyim dedim. Şeyda Hocam, en sevdiğin ders ve en az sevdiğin dersleri bize söyler misin? Seviye olarak bu arada, yani sevmek sadece psikolojik olarak değil, başarısal olarak da. En başarılı, en az başarılı olduğun dersler hangileri? Tamam. GGK için örnek verdi. Çok güzel. Diyor ki en sevmediğim ders matematik. Bir yabancı dil öğrencisi olarak çok normal karşılıyorum. Hatta yabancı dil öğretmeni olarak düzeltiyorum. En sevdiğim ders de coğrafya. Peki Şeyda Hocam, ben seni matematik ve coğrafyada seviye belirleme sınavına alsam, matematikte seviyen birinci seviye çıksa, coğrafyada seviyen dördüncü seviye çıksa, sence en çok matematiğe mi çalışırsın seviyelerini gördükten sonra, yoksa coğrafyaya mı çalışırsın? Hangisinde daha uzun bir yolun var hedefe kadar? Evet. Yani arkadaşlar, biz ders çalışma programını her zaman hedefimize göre yapacağız dedik ya, misalen söylüyorum. Ben okul öncesi öğretmeniyim. Benim hedefim 80. Şeyda Hocamın hedefi 70 olabilir. Çeko mezunu bir öğrencimin hedefi 90 olabilir. Yani şimdi senin varmak istediğin bir hedef var. Burada hemfikiriz değil mi? Yani buradaki hedef senin atama puanın. Okey, bunu al koy cebe. Bir de senin şu andaki seviyen var. Şimdi benim hedefim 90. Ben acaba şu an kaç puan alıyorum? Bunu kim biliyor? Mesela şu an gerçek bir sınava girsem en fazla taş çatlasın kaç puan alırım? Bilemiyoruz değil mi? Ama aslında bunu teknik olarak çalışmaya başlamadan önce bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bilmediğinizi biliyorum. Şimdi bizim kendi kayıtlı olan öğrencilerimizin sürecinde arkadaşlar, biz bir kere öğrencinin seviyesini bilmeden, görmeden öğrenciye program hazırlamıyoruz. Neden? Çünkü seviyesini bilmediğin bir öğrenciye neye göre program hazırlayacaksın? Şimdi hedef 90, öğrenci 70 olabilir, 60 olabilir, 80 olabilir. Neye göre bak, 60'sa daha uzun bir yol var. 70'se biraz daha az uzun. 80'se biraz daha az uzun. Yani senin programının tamamını aslında eksik olduğun yerler belirlemiyor mu? Mesela ben Şeyda Hocama neden sordum? Matematik ve coğrafya. Matematikte birinci seviyedesin. Hedef beşinci seviye. Şimdi birdesin. Ne kaç var? 2, 3, 4, 5. Coğrafyada dördüncü seviyedesin. Coğrafyada dördüncü seviyedesin. 4, 5. Yani coğrafyaya ayıracağın zaman daha az, matematiğe ayıracağın zaman daha çok. Ama bütün bu söylediklerimi bilmeniz için
yapmanız, uygulamanız için arkadaşlar, sizin bir kere konu bazlı, ders bazlı sorumlu olduğunuz bütün derslerde seviye belirleme sınavına girmeniz gerekiyor. Seviyenizi ölçmeden yaptığınız her program risklidir. Seviyeniz uygun olmadığı sürece bunu programın olmazsa olmazlarında da söyledim. Başarıya ulaşamazsınız. Mesela şu an ben ekranda bizim sistemimize yapay zekaya kayıtlı bir öğrencimizin saat 9 ile 11.50 arasındaki sistemin ona yaptırdığı çalışmanın ekran kaydını aldım. Ve bunu bir inceleyelim. Bir 10 saniye bu programa bakalım. Bu programa bakarak bile ben öğrencinin hangi derste hangi seviyede olduğunu görüyorum. Mesela Türkçe'de tekrar. Tekrarı kim yapar arkadaşlar? Tekrarı birinci, ikinci seviye yapar mı? Tekrarı konu anlatım seviyesindeki bir öğrenci yapmaz. Ben buradan görüyorum ki bu öğrenci tekrar çalışıyorsa eğer, bu öğrenci demek ki üçüncü seviyede, yani öğrenci seviye belirleme sınavına girmiş, üçüncü seviyede çıkmış. Yapay zeka da demiş ki ben seni kaldığın yerden devam ettireceğim. Yani senin şu anda ihtiyacın olan şey Türkçe'de tekrar. Okey. Geldin, molanı verdin. Bak, mola sürelerine kadar her şey sistemde yazıyor programda. Matematik. Matematikten görüyorum ki konu anlatımı diyor. Konu anlatımını teknik olarak kimler çalışır? Temeli olanlar mı çalışır, olmayanlar mı çalışır? Evet. Şöyle şey daha hocam, temeli yani ön hazırlığını yapmış ve konu anlatım temeli olmayan, yani sıfırdan başlayacak ama ön hazırlığı yaptı. Konuları bilmiyor. Konuları sıfırdan başlayacak. Yani ben bu öğrencimin durumunu anlıyorum ki bu öğrenci matematikte ikinci seviyede. Yani konu anlatımında daha çok yolu var. 2, 3, 4, 5. Yine molamı verdim. Coğrafyada bu öğrenci soru çözümünde. Teknik olarak soru çözümü neden sonra yapılır? Hangi aşamaları geçmiş ki soru çözümünü almışım ben bu öğrenciyim? Mantıksal düşünelim. Siz kendiniz soru çözümüne ne zaman geçiyorsunuz mesela? Soru çözümünü kimler yapar biliyor musunuz arkadaşlar? Ön hazırlığını bitirmiş, konu anlatımını bitirmiş, tekrarını bitirmiş. Soru çözüm tekrardan sonra yapılır. Bak, ön hazırlık, konu anlatım, tekrar. Dördüncü level'da bu öğrenci. Yani coğrafyada seviyesi 4'te soru çözümü yapıyor. Bu öğrencinin hedefine ne kalmış? Bak, bu kalmış. 5. Gördün mü? Yine modamı verdim. Vatandaşlıkta tekrar. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi tekrar kaçıncı basamakta? Ön hazırlık, konu, tekrar. 3'teyim. Yani vatandaşlıkta ne yapacağım? Tekrarı bitireceğim. Soru çözümü yapacağım. Alıştırma soru çözüm, sonra pekiştirme soru çözümü. Yani sizin her derste arkadaşlar başarılı olmanız için kesinlikle ders ders seviyenize uygun ayrı bir programla çalışmanız gerekiyor. Bizim sistemimiz bunu yapıyor. Hatta bizim sistemimiz bunu yaparken öğrencinin ders çalışabileceği süreye, sınava kalan gün, hafta, ay sayısına ve öğrencinin derslerdeki seviyesine göre sadece o öğrenciye özel bir çalışma programı hazırlıyor. Ve üstelik bu programda öğrenci öğrendiği, öğrenemediği, uyum sağladığı, uyum sağlayamadığı, çalıştığı, çalışmadığı bütün konularla alakalı haftalık olarak bir karne bile alıyor. Bakın, bunu Türkiye'de yapan tek eğitim kurumu biziz. Bizim sistemimizde kayıtlı 2025 öğrencileri arkadaşlar her hafta performans karnesi alacaklar. Benim bir haftam nasıl geçti? Yüzde kaç verimliyim? Yüzde kaç öğrendim? Yüzde kaç çalıştım? Bunu bana yapay zeka koçum söyleyecek. Peki benim bunu görmem neye katkı sağlayacak? Her haftaki performansını gördüğünde nasıl bir his oluşur sende? Bakış açın nasıl evrilir? Ben her hafta size rapor göndersem, desem ki Nur, bu haftaki verimlilik oranın %95, bu haftaki çalışma oranın %98, bu hafta çalıştığın konuların %89'unu öğrenmişsin, verimliliğin yüzde şu kadar desem, bu sende neyi uyandırır? Önümüzdeki haftaya nasıl başlarsın? Daha motive, daha kendine güvenen ve
Düşükse bile bakın iyiden örnek verdim. Kötüden de örnek verebilirim. Ben sana dedim ki Şeyda, senin bu haftaki verimlilik oranı çok düşük. Bu sende neyi yaratır? Toparlanmalıyım. Bak haftalık. Çünkü senin en fazla kaybın bir hafta. Ama ben sana tutup da 5 aydan sonra desem Şeyda kötü gidiyorsun. Bu gidişle olmaz desem sen direkt ahlanıp bağlanırsın. Çünkü 5 aydır ben çalışıyorum hocam. 5 ayı döndüremem. Ama bir haftada verim sistemde bana sistem bunu söylesin. Önümüzdeki haftaya zaten aktarıyor. Yapamadığınız konuları, çalışmadığınız konuları, eksik sürelerinizi önümüzdeki haftaya aktardığı için sen bu hafta eksik de yapsan, yanlış da yapsan, o haftanın hedefine ulaşamazsan da önümüzdeki hafta onu telafi etmek zorundasın. Yani biz buna ne diyoruz? Tedbir. Tedbirli çalışma. Garanti öğrenme modeli arkadaşlar. Bunu yapmadığınız sürece şu an önümüzde 50 hafta var belki. 50 hafta, 50 tane program demek. 50 tane programı nasıl hazırlayacaksın? O yüzden şimdi geliyorum o en çok bahsettiğim dedim ya birinci level 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar biz Tekuzem olarak öncelikle öğrenmeyi aşamalandırdık. Çünkü bizim temelimizde kurucumuz da bu arada çalışanlarımız da çok uzun yıllardır eğitim sektöründe çalışan, eğitimi çok iyi tanıyan, çoğu eğitimci olan ve gerçekten öğrencilik yaşamını da geçiren kişiler. Yani bir insan yani herhangi bir kitleye hizmet veriyorsa önce hizmet alan tarafta olmak zorunda. Yani şimdi biz bu kadar öğrencileri neden yakından tanıyoruz? Çünkü her birimiz zamanında aynı yollardan geçtik ve aynı zorlukları yaşadık, aynı buhranları yaşadık, aynı başarısızlıkları yaşadık ve bunları siz yaşamayın diye, bunların eksikliğini biz yaşadığımız için bu eksiklikleri kapatmak adına özel bir çalışma yaptık. Ve bu çalışmalarımızdan biri de arkadaşlar seviyeye göre çalışma. Biz buna yapay zekada garanti öğrenme modeli diyoruz. Ve normalde seviyeler arkadaşlar bütün herkes tarafından iki olarak bilinir. Ya iyisindir ya kötüsündür. Orta diye bile bir şey yok. Ya zayıfsın ya başarılısın. Ya tembelsin ya çalışkansın. Bak hep kavramlar böyle. Çocukluğumuzdan beri buna alıştık. Ama kimse bize demedi ki sen iyiysen bunu yap, kötüysen bunu yap demedi. Ya da kötünün de çok mu kötüyüm, çok mu gerideyim, çok mu iyiyim, en iyisi miyim şu anda, daha iyisi var mı parçalamadılar, bölmediler. Biz bu yüzden her zaman dedik ki matematikte kötüyüm. Ama büyüdük anladık ki aslında matematiğin %100'ünde kötü değilim. Ama bana matematikte kötüsünden de. Ne oldu? Ben o dersi komple attım. Bütün önyargımı, bütün kötü düşüncelerimi besledim. İşte biz bunu yapmamanız için arkadaşlar aşamalı öğrenme modeline uygun bir şekilde her konu için 5 farklı seviye belirledik. Birinci seviyemiz temel seviye. Birçoğunuz belki birçok konuda temel seviyede çıkabilir. Çözümü yok mu? Var. Temel seviyedeyim diye oturup ağlayacak halim yok. O konuya eriyecek halim yok. O konuya nefret besleyecek halim yok. Eğer temel seviyede olduğumu yapay zeka saptadıysa bana diyor ki Tuğba sen matematik problemler konusunda temel seviyedesin. Ve senin bu konuyu birinci basamaktan yani ön hazırlıktan alman gerekiyor. O yüzden ben sana ön hazırlık yaptıracağım. Bunu benimle yapacaksın diyor. Geldim bir başka konuda ikinci seviyede çıktım. Başlangıç seviyesi. Nedir başlangıç seviyesi arkadaşlar? Temelin bir üstü yani hala zayıfım. Hala o konuyu bilmiyorum. Sadece ön hazırlık yaptım. Bir basamak atladım. Başlangıç seviyesindeysem de yapay zeka diyor ki Tuğba sen Türkçe sözcükte anlam konusunda ikinci seviyede çıktım. Ben sana bu konuda detaylı konu anlatımı çalıştıracağım diyor ve beni çalıştırıyor. Üçüncü seviye yani orta seviye arkadaşlar. Belki birçoğunuzun birçok konuda orta seviyede çıkacak. Çünkü geçen yıllarda az çok YouTube'dan dinledin, dershaneye gittin, kendin çalıştın, kitaptan çalıştın, test çözdün. Yani sen orada az da olsa bir mesafe kat ettin. Ve tutup da dershaneye kayıt olup başka bir kuruma kayıt olup bütün o mesafeyi sıfırlayıp en başa dönüp hayır ben senin mesafeni kabul etmiyorum sen kötüsün demelerine lütfen izin vermeyin arkadaşlar. Çünkü KPSS tayfanın temelde yaşadığı en büyük sorun zaten zaman problemi.
Zamanınız yok arkadaşlar. Erken de başlasanız zamanınızın olmadığını biliyorum. Birçoğunuzun çalıştığını biliyorum. İçinizde evli olanların olduğunu biliyorum. Çocuklu olanların olduğunu biliyorum. Zamansal olarak problem yaşayan bir öğrencinin getirip orta seviyede bıraktığı bir dershane onun seviyesine özel eğitim vermedi diye gidip orada saatlerce, haftalarca aynı konuyu herkese aynı şekilde dinlemesini doğru bulmuyorum arkadaşlar. Bu tamamen zaman kaybı. Her öğrencinin her eğitime ihtiyacı yoktur. Öğrencinin bir tek ihtiyacı vardır. O da seviyesine uygun eğitim. O yüzden eğer bizim sistemimizde kayıt olduğunuzda derslerdeki herhangi bir konudaki seviyeniz orta seviyede çıkarsa biz size ön hazırlık ve konu anlatımı çalıştırmadan direkt detaylı tekrar yaptıracağız. Bu aşamayı tamamladıktan sonra sen artık ileri level'a geçeceksin. Yani dördüncü seviye. Dördüncü seviyede artık destekli soru çözebilirsin. Artık çözümlü soru bankalarını kullanabilirsin. Artık bizim sistemimizdeki canlı derslerimizin videolarından ya da canlı derslerinden öğretmenlerle bir araya gelip o sorunun yöntemini tartışarak, düşünerek, geliştirerek çözebilirsin. Sen artık bu level'dasın. Sen dördüncü basamağa yükseliyorsun. Geldim. Ya da en üst basamak 5, en üst seviye. Yani burada artık sen kronometreni açıp en zor yılın sorularını açıp çözebilirsin. Sen artık buna hazırsın. Çünkü sen geriye kalan 4 basamağı sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde çıktın ve artık 5. basamaktasın. Artık senin yerin soru çözme yeri. Artık sen en zor soruları en hızlı şekilde çözebilirsin. Çünkü artık sen hedeflediğin o en üst seviyeye ulaştın. Peki hocam ben birkaç konuda üst seviyeye ulaşsam yeter mi? Hayır arkadaşlar. Bizim amacımız ne? Kazanmak. Bizim amacımız ne? Derece elde etmek. Hele ki şöyle bir tasarruf sürecindeyken, akıllar karışıkken, birçok rakibiniz vazgeçmişken, birçok söylenti dönüp duruyorken, sizin tutup da hocam ben orta seviyede olsam bana yeter, şükredeceğim diyemezsiniz. Risk. Her konuda üst seviyede olacağım, ileri seviyede olacağım. Bunun için kaç konudan sorumlu olduğunuzu da, kaç üniteden sorumlu olduğunuzu da, kaç alt konudan sorumlu olduğunuzu da bilmeniz gerekiyor. İşte biz bunu biliyoruz ve bu dediğim şeyleri konu bazlı. Matematikte 33 tane ünite mi var? 33 tane ayrı matematik programın olacak. Her konuda ayrı bir yol haritası çizeceksin yapay zeka sana. Senin de tek görevin yapay zekanın sana özel hazırladığı ders çalışma programı olacak. Çiğdem hocam hoş geldin. Sen de bizim kayıtlı öğrencimizsin A grubundan değil mi? Şimdi geliyorum. Eğer herkes hazırsa arkadaşlar, bütün dikkatler bendeyse yapay zeka sisteminden örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağım. Kayıtlı olan öğrenciler bunu sınırsız hazırlayabiliyor. Siz de kayıt olduğunuzda bir yıl boyunca yapay zekanın size her hafta hazırladığı ders çalışma programından sınav tarihine kadar faydalanmaya devam edeceksiniz arkadaşlarım. Hemen sistemimi açıyorum. Şimdiki adımlarımı çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica edeceğim. Çünkü seminerden sonra bir kez deneyimlemeniz için bu bahsettiğim komplike, devasa ve profesyonel ders çalışma programını bir kez hazırlayabilmeniz için bir hakkınız olacak arkadaşlar misafir öğrenci olarak. O yüzden şu an yaptığım her şeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyin ki ben eminim ki burada bir kere örnek ders çalışma programı hazırlayan bir öğrenci zaten bu programın devamlılığını istediği için bu sistemi satın alıp bu yılı bizimle birlikte geçirip atanacak. Bundan eminim. Hazırız. Çok güzel. O zaman şimdi sisteme giriyorum arkadaşlar. Her birinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var kıymetli öğrencilerim. Bu seminere bu bilgilerle girdiniz zaten. Direkt girdiğinizde
Size o bahsettiğim kayıtlı olan öğrencilerin çözebildiği seviye belirleme sınavı. Demiştim ya, seviyenize uygun olmalı ve bize kayıt olduğunuzda biz sizin ders ders değil arkadaşlar, konu konu hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu belirliyoruz. İşte buradaki seviye belirleme sınavlarının amacı bu. Size bahsettiğim öğrenme yapısı demiştim. Kimler biliyor, kimler bilmiyor demiştim. Öğrenme yapınızı keşfetmenin en sağlıklı yolu bu testi çözmektir arkadaşlar. Bu testin patenti bize aittir, Tekuzem'e aittir. Çözün ve çözdükten sonra gerçekten size bir gülümseme alacak, diyeceksiniz ki bu sistem beni nasıl bu kadar iyi tanıyabilir? Hani böyle doğum haritasına falan baktırız ya arkadaşlar. Böyle işte astrologlar, uzmanlar bir şey söyler ve biz şöyle kalırız ya. Nasıl gerçekten evet öyleyim falan. Aynısının eğitime uyarlanmış hali gibi düşünün arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız gerçekten. Analiz ve sınav. Kayıt olduktan sonra öğrencilerin ilk iki görevi arkadaşlar. Önce analizi çözmek. Sonra seviye belirleme sınavını çözmek. Sizin bunları yapmaya şu anda ihtiyacınız yok. Bu kayıt olduktan sonraki süreç dediğim gibi. Ama isterseniz analizimizi çözebilirsiniz. Akabinde yapay zeka benim artık konu bazlı seviyemi gördü. Benim nasıl bir öğrenme yapısına sahip olduğumu, psikolojik yapı değerlerimi ve benim hangi yöntemle ders çalışmam gerektiğini gördü arkadaşlar. Gördükten sonra buradaki üçüncü görevime tıklıyorum. Çalışma takvimi 1. İşte burası yapay zekanın bana özel hazırlayacağı ders çalışma programının ilk etabı. Yani burada benim manuel olarak seçim yapmam gereken kısımlar var. Hemen seçelim. Eğitimleriniz kısmında çıkan eğitimi seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çalışmak istediğiniz dersleri mouse'la sol tıklayıp sol kısma doğru göndereceksiniz ve kaydete tıklayacaksınız. Akabinde çalışma alanı belirle. İşte burası arkadaşlar Tekuzem'i diğer bütün kurumlardan ayıran en önemli özellik. Biz programı kişiye özel yapıyoruz. Yani senin günlük çalışabileceğin süre kaçta başlayacaksın? Kaçta bitireceksin? Hangi gün günde kaç saat çalışacaksın? Bunların hepsini yapay zeka senden bu verileri alıyor ve arka planda çıkan sonuçlarına bakarak entegre ediyor. Diyor ki Çiğdem 5 saat çalışacaksa ben onu bu 5 saati en verimli şekilde geçirteceğim. Şeyda 10 saat çalışacaksa bu 10 saatte yapması gereken bütün doğru çalışmaları ben onun karşısına sistemine getireceğim. Şimdi ben kendim için bir program hazırlıyorum. Örnek bir program olduğu için hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı bir program yapacağım kendime. Hafta içi çalışıyorum. Akşam 7'de başlıyorum. Başlayabilirim. 11.30'a kadar vaktim var çünkü 12'de uyuyorum arkadaşlar. Seçtim, ekle dedim. Şimdi yeni süre ekliyorum. Hafta sonu. Hafta sonu daha fazla vaktim var çünkü evdeyim, çalışmıyorum. Ve hafta sonuna baktığımda sabah 10'dan akşam 7'ye kadar çalışabilirim. Şimdi yapay zeka benim ders çalışma programımı hazırlıyor. Programı hazırladığında arkadaşlar o konunun önem puanına kadar, o konuyu kaç dakikada çalışıp bitirmem gerektiğine kadar her şeyi benim karşıma getirecek bakın. Çalışma salonuna git diyorum. Bu tamamen örnek bir program. Çıkan değerler benim seviyeme göre çıktı. Yani sizin seviyeniz temel seviyesi arkadaşlar. Burada bütün derslerde konu anlatımı ya da ön hazırlık yazabilecek. Ama burada benim sizin dikkat etmenizi istediğim şey hangi konuyu çalışacağımı söylüyor. Bak bana diyor ki Türkçe çalışacaksın, sözcükte anlam çalışacaksın, sözcüğün anlam özelliklerini çalışacaksın. Toplam diyor bu konunun çalışma süresi 91 dakika ve önem puanı eşittir sınavda o konudan çıkan soru sayısı. Yani bir konudan çok soru çıkıyorsa o konu daha önemli, bir konudan daha az soru çıkıyorsa o konu daha az önemli diye düşünebiliriz. Önem puanı demek bu demek. Ben 91 dakika çalışacağım. 0,21 puan alacağım. Çalışmaya başla diyerek başlayabilirim arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra burada çalışmayı tamamladıktan sonra tamamladım deyince o çalışma önünüzden gidiyor. Yani burada gördüğünüz ders çalışma programı haftaya çarşambaya kadar ki yani ayın 24'üne kadar ki programım bunu bir hafta içerisinde girip hepsini tamamlamak zorundayım.
Tamamladığımda buradaki performansıma bakın. Bak benim hedefim 80 ve şu an seviyem 0 görünüyor. Neden 0 görünüyor? Buradaki seviye belirleme sınavlarını çözmedim. Belki de çözdükten sonra benim seviyem 70 görünecek. Puan farkı da 10 puan diyecek belki de. Ve diyecek ki sınava 50 hafta var. Yani sen 50 haftada 10 puanı rahatlıkla artırırsın. Ben sana 10 puanı alabileceğin, üzerine çıkabileceğin bir program hazırlayacağım diyecek. İşte bahsettiğim bu karne, çalışma oranın, öğrenme oranın, verimlilik oranın her şey burada. Gördük değil mi arkadaşlar? Yani size günü gününe yapmanız gereken bütün çalışmaları karşınıza getiriyor. Sizinse kayıt olduktan sonraki tek sorumluluğunuz o güne ait çalışmayı gün içerisinde tamamlamak. Tamamladım dediğinizde kaç günde bir unutuyorsanız bunu da tespit ediyor analizlerle zaten. Unutacağınız zaman karşınıza yeniden getiriyor. O konuyu tekrar ederek devam ediyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir sistem sizce? Gerçekten harika şeydi hocam. Çok iyi yapmışsın gözünü kırpmadan beni dinleyerek. Bence de arkadaşlar çünkü dediğim gibi biz sizinle aynı süreçleri yaşadık öğrenciler olarak ve hem içinde bulunduğunuz ruhsal durumu çok iyi biliyoruz hem genel olarak eğitim sektörünün eksikliklerini çok iyi biliyoruz. Şu an birçok kurum hala geleneksel eğitim veriyor, hala kişileri önemsemiyor. Belki senin adını bile bilmiyor. Senden 50K, 100K, 150K para alıyor. Sana özel vaat ettiği hiçbir şey yok. Ne senin günün, ne saatin, ne öğrenme yapın, ne seviyen bunların hiçbirini bilmiyor. Biz sadece bunları bilmekle mi kalıyoruz? Hayır. Eğer bizi tercih ederseniz arkadaşlar, tek üzerime kayıt olursanız, yapay zeka koçluk sistemi yani günlük ders çalışma programı, seviyenize uygun program revizesi, haftalık ders çalışma raporu ve sizin seviyenize uygun bütün video eğitimler. Eylül ayında başlayacak olan canlı dersler. Bir dershaneden çok daha fazlasına biz zaten sahibiz arkadaşlar. Türkiye geneli deneme sınavları, canlı genel tekrar testleri, her konu sonunda konu tarama testleri ve dönem sonunda dev genel tekrar dev soru çözüm kampları, canlı ve video dersler. Bunların hepsine sahip olmuş olacaksınız arkadaşlar ve şu an bu seminere özel dev bir indirim yapacağım size. Büyük bir kampanya başlatıyorum şu an itibariyle. Kampanya Cuma günü son bulacak arkadaşlar. Ayın 19'unda ona göre girin sistemi inceleyin. Örnek derslere bakın. Analizleri çözün. Seminerleri size özel çıkan analiz sonuçlarınıza özel çıkan seminerleri izleyin. Örnek bir takvim hazırlayın ve doğru kararı verin. Seminerin başında da demiştim arkadaşlar. Her ne yapacaksanız artık yapın. Çünkü zaman kaybediyorsunuz. Sakın Ağustos'u, Eylül'ü, Ekim'i, Ocağı bekleyin demeyin. Bu tarihleri bekleyenler yığılmada kalıyor arkadaşlar. Herkes de aynı anda başlarsan nasıl onlardan önde bitireceksin ki yarışı? Mantıksal baktığımda. Şimdi yoğunluklu ÖAVT grubumuz vardı. Melike hocam kayıt olursan sınırsız, kayıt olmazsan Cuma gününe kadar sistemin açık. Cuma gününden sonra otomatik kapanıyor. Bu örnek bir alan zaten. Yani yapay zekanın çalışma mantığını görmek için kendine özel bir haftalık ders çalışma programı hazırlayabilirsin. Ama programın içi boş tabii ki de. İçinin dolu olması için kayıt olman gerekiyor. Şimdi Şeyda hocam diyor ki hocam ben kayıt için görüşmek istiyorum. Ben sana hemen ücreti de söyleyeyim. Ki ÖAVT'lerimizde arkadaşlar 5 yıl sınıf sosyal İngilizce okul öncesi tarih dikkat fen. Bunların hepsinin ÖAVT'lerini veriyoruz. Üçlü paketlerimizin tutarları çok çok uygun. Bu seminere özel de dediğim gibi dev bir indirim yapacağım. Normalde üçlü paketim arkadaşlar 7.999 TL. Bu seminer vesilesiyle kayıt olan öğrencilere 999 lirasını almayacağım. Atıyorum bak 1000 liradan vazgeçiyorum sizin için. 7000 lira üzerinden üçlü paket artı yapay zeka koçluk sistemine kayıt olabilirsiniz. Bütün üçlü ÖAVT branşlarım 7000 lira. Gelelim ÇEKO mezunları öğrencilerime A grubu. Arkadaşlar A grubunu bu arada 100-150K'dan aşağı bulamazsınız. Ve A grubu her yerde de yok. Ona göre A grubu öğrencileri beni çok daha iyi dinlesinler.
Melek hocam, şu an dediğim gibi bu kayıtlı öğrencilere özel bir seminer değil. Önümüzdeki yıl WhatsApp grubu olacak mı olmayacak mı, bununla ilgili şu andan bilgi veremem. Çünkü onu öğrenciler oluşturuyor. Süper bir indirim oldu gerçekten. A grubuna kayıt olursanız arkadaşlar, KPSS A grubu artı B grubu. İkili paketim normalde 11.725 lira. Küsurat kısmını tamamen atacağım. 10 bin lira üzerinden A artı B grubuna kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, bu dönemlik değil, aylık ücret değil. Kayıt olduğunuz günden 2025 sınav tarihine kadar her şey dahil toplam ücret arkadaşlar. 10 bin lira A artı B, 7 bin lira GGK eğitim ve ÖABT. Eğer ÖABT'niz yoksa, yani genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinden hazırlanıyorsak arkadaşlar, normalde 2000 paket, ikili paket 6500 lira. Ben size ikili pakette 6 bin lira üzerinden yardımcı olacağım. Başka var mı sorusu olan? Bence bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar. Çok çok cüzi. Şu an bu kalitede bir hizmet için diğer kurumları da arayın, görüşün, araştırın, fiyat araştırması yapın. Bu tutara, bu kalitede bir hizmet bulamayacaksınız. Bu arada derslerinize de Ankara Merkez Kadro Öğretmenleri, Türkiye'nin en iyi KPSS hocaları girecek. Sadece sistem değil, eğitim desteği de alacaksınız. Bu tarz bir içerik yok. Bakın, sadece eğitim desteğini arkadaşlar 30K, 40K, ki bunlar online örgünleri söylemiyorum bile. Örgünler zaten aşmış gidiyor. Nida Nur hocam, somut kaynak yok, dijital kaynaklarınız olacak. Çiğdem hocam, dediğim gibi bu kayıtlı öğrencilere özel bir seminer değil, sorunu WhatsApp'tan ilet. Kaynaklarımız olacak, dijital PDF ders notu şeklinde yüklenecek. Evet Nida Nur hocam, bu notları indirip çıkarabileceksiniz. Hatta notlarımız piyasadaki dört farklı kaynağı tarayarak oluşturduğumuz notlar arkadaşlar. O yüzden dışarıdan gidip X, Y, Z kurumuna ayrı ayrı para verip zaten kaynaklar olmuş. Üç kurumun kaynağını alsan 10 bin zaten. Her ders için. Sadece kitaba verdiğim parayı sistem artı dersleri artı soyut kaynaklara, dijital kaynaklara veriyorsun. Denemelerimiz de var. Türkiye geneli olarak yapılacak. Sınava yakın tarihte başlayacak. Sınava kadar devam edecek. Şimdi kampanyayı şu an itibariyle başlatıyorum. 16.59 itibariyle. Kampanya 2 gün geçerli. 19 Temmuz 2024 17'ye kadar faydalanabilirsiniz. Sonrası yok. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Sonra dönen öğrencilerim site tutarından kayıt olabilirler, ki site tutarı da zaten çok uygun. Şimdi bu indirimden faydalanmak, bilgi almak, kayıt olmak, hemen çalışmalarına yapay zeka ile başlamak isteyen öğrencilerim için sistem yöneticimden rica ediyorum. WhatsApp hattımızın linkini paylaştım. İndirimden sadece bu linke tıklayan öğrencilerin faydalanabilecek, bilginiz olsun. Onun dışında site tutarı neyse o tutardan kayıt alabiliyoruz arkadaşlar. Bu sadece şu an 2 günlük başlatılan bir kampanya. Bugün de dönüş yapacağız, yarın da diğer günde aynı şekilde. Bence yollarımız kesişmişken, hazır, idealist, istekli ve motivasyonu yüksek bir ekipken arkadaşlar, sizlerden bahsediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Güzel bir yılı birlikte ilerletelim. Dönemin sonunda atanan binlerce öğrencimizden biri de siz olun arkadaşlar. Linki kopyalayın, sayfa dışına atıyorsa. Burası bizim kurumsal WhatsApp hattımızın linki. Direkt WhatsApp'a da mesaj atabilirsiniz. 551 592 58 35. Daha detaylı özel sorularınız varsa bu numaradan zaten öğrenci koçlarımız sizi arayacak arkadaşlar. Ve burada seminerden geldiğinizi belirtmeniz mutlaka gerekiyor. İndirimden bu şekilde faydalanabilirsiniz. Ben Rukiye Tuğba hocamın seminerini dinledim. İndirimden faydalanmak istiyorum ya da sorularım var, görüşmek istiyorum öğrenci koçuyla demeniz yeterli. Talepte bulunan öğrencilerime alanında uzman, yetkin, bütün sorularınızı yanıtlayabilecek öğrenci koçlarım arayacak. Tüm sorularınızı iletebilirsiniz. Kayıt işlemlerini de onlarla birlikte tamamlayacaksınız. Hemen ders kayıtlarınızı açacağız. Bugün itibariyle başlatacağız sizi arkadaşlar. Anlaştık mı?
Son kez söylüyorum. Üçlü paket 7.000. A artı B paketi yani ikili paket 10.000. GGK eğitim bilimleri paketi de 6.000 lira arkadaşlar. Bunlar yıllık tutarlar. Eğer sorularınız yoksa ben kaçar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz bu arada. Öğrenci koçlarımıza da sorabilirsiniz. Şeyda hocam 19'a kadar mesaileri var. Seni maksimum bir saat içerisinde ararlar. A grubu içinde maliye, muhasebe, iktisat, hukuk. Bu saydığım başlıkların bütün dersleri var Sıla hocam. P48 puan türünde olan tüm dersler var. 19'a kadar arayacağız arkadaşlar. Gün içinde kayıt olursanız bugün hemen ders kayıtlarınız açılır. Hatta bir müjdeli haber daha. 25'i satın al, 24'te bizden sana hediye. Yaz dönemini boş geçireceğini mi zannettin? Asla. Eğer tek özenliysen yazında ders çalışıyorsun. Neden? Senin hedefin derece çünkü. 24 eğitimleri de hediye kıymetli arkadaşlarım. O halde kendinize çok iyi bakınız. Her birinizle tanıştığım için ayrı ayrı çok mutlu oldum. Çok güzel, enerjik bir ekip vardı bugün seminerde. Umarım bütün güzellikler, bütün başarılar sizi bulur. Bundan sonraki yani hem çalışma sürecinizde hem sınav sürecinizde hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Eğer tek uzemli olursanız birlikte başarmamız zaten çok muhtemel, çok olası. Umarım tek uzem ailemize her birinizi dahil ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kalpler gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.